Etime ve tatlıma başlamadan önce bugün buz gibi bir ayran yapmak istiyorum. O kadar lezzetli olacak ki buzla yapacağız bunu. Hatta şöyle diyebilirsiniz. Ayran frozen, çünkü dışarıda içtiğiniz o köpük köpük içi buz parçalarıyla dolu ayrandan hazırlıyorum. Malzemeleri gelsin diyeceğim ama önce şunu da belirteyim. Ayranla salatayı aynı anda yapacağım. Sosunu servise bırakacağım. Bence ikisinin de malzemelerini alalım. Hadi gelsin. Bunun adına ben Gülşahça çoban salata dedim. Çünkü internete girdiğinizde çoban salata yazdığınızda bu tarif çıkmıyor. Gülşahça çoban salata yazdığınızda çıkıyor. Sebebi ne? Her zaman söylüyorum. Salata tamamen hayal gücünden ibarettir. İstediklerinizi ekler, istemediklerinizi çıkartırsınız. İşte bu da öyle bir çoban salata. İçinde kırmızı soğan var, taze soğan var, köy biberi var, domates var. Sosunda da yine çok sevdiğim gibi limon, zeytinyağı, tuz. Ama püf noktamız neydi? Salatanın sosunu hazırlıyorduk. Son ana kadar üstüne dökmüyorduk. Peki şimdi ben ne yapacağım? Bütün bu malzemeleri hızlıca karıştırma kabıma doğrayacağım. Bu arada unutmayın, bu salata maydanozu da çok sever. Bence içine maydanoz da ekleyin, çünkü ben de ekleyeceğim. Kırmızı soğanları istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Ben ince ince şu şekilde piyazlık doğruyorum. İki tane orta boy soğan kullanıyorum, bilginiz olsun. İki tane soğanımı güzelce doğradım. Üzerine şöyle azıcık tuz ekliyorum ve birazcık bunları yoğuracağım. Burada bir de salatayı hemen yemeyecekseniz nasıl hazırlamanız gerektiğini göstereceğim aslında. Salatamızı karıştırmayacağız. Sert malzemelerden yumuşak malzemelere doğru yukarı çıkacağız. Yani domates en üstte olacak. Bu arada birazcık yandım, itiraf ediyorum. Hemen hafif yoğurdum soğanları karıştırma kabının dibine alıyorum. Onları hallettim hafif sulanan gözlerimle. Artık taze soğanlarımı yine aynı şekilde doğramaya başlıyorum. Taze soğanlarım da kırmızı soğanların üstüne karıştırma kabıma gidiyor. Şimdi sırada köy biberleri var. Böyle bir salata için bence 2 adet yeterli. Dediğim gibi hacmine siz karar verin. Ne kadar çok seviyorsanız o kadar çok ekleyebilirsiniz. Pilavın gözünü değiştirdim. Altını tekrar kıstım. Şimdi sıra biberlerimde. Hemen ortadan ikiye bölüyorum. Ve çekirdeklerini çıkartıyorum. 2 tane köy biberimi de şöyle üst üste koyuyorum. Biraz zamandan da tasarruf edelim. Ve ince ince doğruyorum. Ben böyle seviyorum. İsterseniz bir kere ikiye bölüp o şekilde de doğrayabilirsiniz. Yine bunlar da karıştırma kabına gidiyor. Evet, artık eminim 2 tane yeterli. Sıra geldi maydanozlara. Bence kesinlikle şöyle 3'te 1 demet kadar kullanın. Çünkü inanılmaz yakışıyor. Hızlıca bunları da doğruyorum. Şöyle 1-2 kere de üstünden geçtim. Servis esnasında da üstüne maydanoz ekleyeceğim, bilginiz olsun. Bunları da koydum. Şimdi sıra geldi domatese. Öncelikle şahsi fikrimi söylüyorum. Bence salata yaparken, konservelerinde yaparken domatesin kabuklarını kesinlikle soymamalısınız. Bana göre bütün vitamini içinde olduğu kadar kabuğunda da. Ben salatada hiçbir zaman ne domatesi kullanırsam kullanayım, şahsi fikrimi ortaya koymam gerektiğinde asla kabuğunu soymam. Aynı şeyi size de öneriyorum. Domatesi uygun bir bıçakla, bakın ortadan ikiye böleceğim. Yine en basite indirgenmiş şekilde göstereyim. Buna 2 tane, 3 tane çok güzel oluyor. Bir tanesini de serviste yine üzerine maydanoz da ekleyeceğim. Onu şimdi doğramayacağım. Sunumda kullanacağım onu. Ben arada molada doğrarım, serviste üstüne koyarım. Siz de evde öyle yapın. Bunları da böyle, bakın şu kalınlık bence yeterli. Salatanın domatesi çok küçük olmaz çünkü. Aynen böyle doğruyorum.
2 tane domates içine, 3 tane de üstüne. Bunlar da hazır. Salatamın üzerine gönderiyorum. Hiç kesinlikle karıştırmayın. Mesela bunu piknikte dışarıda yiyecekseniz cam bir kavanoza da aynen bu şekilde koyup yanınızda götürebilirsiniz. Fazla suyunu da almadım. Şimdi bunu arkaya alıyorum. Sosum için bir tane limonum var. Çok ekşi seviyorsanız bu boyutta bir salata için bir tane idealdir. Ama ben böyle çok fazla ekşi ekşi salata sevmediğim için yarısını kullanacağım. Hemen yarısını küçük bir karıştırma kaba alıyorum. Yine bu soslarınızı da önceden hazırlayıp kavanozda saklayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yarım limonumu sıktım. İçine şöyle salatama göre bir çay kaşığı tuzumu ekledim. Bence biraz daha ekleyebilirim. Ve zeytinyağı. Ben salataları bol yağlı seviyorum. Bunu size bırakıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Arzu ettiğiniz tüm baharatları ekleyebilirsiniz. Benim sosum da hazır. Bunu da arkaya alacağım. Salata. Salata kasemi yanıma aldım. Salatanın püf noktası neydi? Sosu servis esnasında dökülecekti. Şöyle biraz döküyorum. Güzelce bütün malzemeleri bir araya getiriyorum. Bakın şu renklerin uyumuna, tazeliğine ve kokusuna. Şimdi salatam da servis kasemde yerini alıyor. Üzerine biraz sosumdan ekledim. Hatta hepsini ekleyebilirim. Ne demiştim? Domatesin bir tanesi üzerinde olacak. Ve tabii ki maydanozlar. Aynen böyle. Salatam da hazır. Şimdi sırada